Risale-i Nur Külliyatı'ndan 19. Mektup Mucizat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam Risalesi Müellefi Bediüzzaman Said Nursi Bismillahirrahmanirrahim 19. Mektup Bu Risale 300'den fazla mucizatı beyan eder. Risalet-i Ahmedi'nin Aleyhisselatü Vesselam mucizesini beyan ettiği gibi kendisi de o mucizenin bir kerametidir. 3-4 nev ile harika olmuştur. Birincisi nakil ve rivayet olmakla beraber 100 sayfeden fazla olduğu halde kitaplara müracaat edilmeden ezber olarak dağ bağ köşelerinde 3-4 gün zarfında her günde 2-3 saat çalışmak şartıyla mecbu 12 saatte telif edilmesi harika bir vakadır. İkincisi bu risale uzunluğuyla beraber ne yazması usanç verir ve ne de okuması halavetini kaybeder tembel ehli kalemi öyle bir şevk ve gayrete getirdi ki bu sıkıntılı ve usançlı bir zamanda bu civarda bir sene zarfında 70 adede yakın nüshalar yazıldığı o mucize-i risaletin bir kerameti olduğunu muttali olanlara kanaat verdi. Üçüncüsü acemi ve tevafuktan haberi yok ve bize de daha tevafuk tezahür etmeden evvel onun ve başka sekiz müstensihin birbirini görmeden yazdıkları nüshalarda lafz-ı Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam kelimesi bütün risalede ve lafz-ı Kur'an 5. parçasında öyle bir tarzda tevafuk etmeleri göründü ki zerre miktar insafı olan tesadüfe vermez. Kim görmüşse katli hükmediyor ki bu bir sırrı gaybidir, mucize-i Salatu ve vesselam bir kerametidir şu Risale'nin başındaki esaslar çok mühimdirler. Hem şu Risale'deki hadis hemen umumen eyyimme-i hadisçe makbul ve sahih olmakla beraber en kat'i hadisat-ı Risaleti beyan ediyorlar. O Risale'nin mezeyasını söylemek lazım gelse o Risale kadar bir eser yazmak lazım geldiğinden müştak olanları onu bir kere okumasına havale ediyoruz. Said Nursi İhtar şu risalede çok hadisi şerife nakletmişim. Yanımda kütüb bir hadisiye bulunmuyor. Yazdığım hadislerin lafzında yanlışım varsa ya tahsih edilsin veyahut hadisi bil manadır denilsin. Çünkü kavli racih odur ki nakli sahihi bilmana caizdir. Yani hadisin yalnız manasını alıp lafzını kendi zikreder. Madem öyledir, lafzında yanlışım varsa hadisi bil mana nazarıyla bakılsın.